lehimlenecek kabloyu, önceden ucunu soyduğumuz kabloyu yüzük parmağımızla orta parmağımızın arasına alırsak, lehim telini de işaret parmağımızla baş parmağımızla tutarsak eğer kablonun istediğimiz bölgesine uygulama şansımız olur. Sağ elimizde havyeyi kullanmak için boş kalmış olur. Kalaylama işlemi yapılırken havyeyi önce kabloya değdirip kablonun bir miktar ısınmasını sağlıyoruz. Sonra lehim telini birleşme yüzeyine uyguladığımızda yeterince ısınan kablo zaten lehim telini kendi üzerine çekecek ve böylece kabloyu kalaylama işlemini yapmış olacağız.